Anne geçti, şimdi anne de top. Şu anda top büyük. Hey, hadi bakalım, hadi bakalım. Atıyorum, hazır mısın? Hazır mısın hadi? Hoppa! Çok yavaş ilerliyor, bak çok yavaş ilerliyor. Orkan, öğretmenim. Geldim. Gel bakalım, gel. Gel anne, gel, gel. Ama doktorların da ve
bilimsel bir süreçle beraber biz bu epilepsiyi geride bırakacağız, tamam mı? Hayır, kabul etmiyorum seni. Ben ailem, dostlarım, kullandığım ilaçlar sayesinde kurtulacak senden. Eminim, benden kurtulacaksın. Ne çok güzel bir hayatın olacak ama Ece, sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda sen bir atak geçirmek üzeresin. Senden bir şey rica edeceğim. Yavaşça, yavaşça yere bırak kendini. Bak titremelerin devam ediyor Ece. Şöyle çok dikkat et, kafanı çarpmayalım, tamam mı? Bu arada seninle ilgilenenlerin de bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Merak etme Ece. Masajı süt masaj. Abi çok sarılıyor.
kazanılır bu beni iadesiyle geziyor. Zaten eve markada uğradığı yok adamın hiç. Şimdi tutturmuş da biliyor musun? Kuma getirecekmiş. Evet neymiş? Erkek çocuk doğuramamış eşme. Ha kuma! Ya Burak gerçekten çok doğru. Şimdi geçen biz bir tatile gittik torunlarla. Beni bir kuma gömdüler. Her taraftan etrafımı böyle kuma bir güzel oldular çünkü. Oh, kalesi olur oğlum çok güzel böyle üst üste çıkarsın ya. Ay abla ne renkinde geldik ya. Vallahi evde otur otur çok sıkılmıştım. Aa şurada da mısırcı varmış. Ne yapsak mısır mı alsak? Dur kız şimdi mısır mısır asana. Hem kim bilir kaç liradır o. Hem mısır için hormonlu diyorlar boşver. Merhaba amcacığım. Merhaba merhaba yeğenim. Kimlerdensin sen yavrum? Geçiyorum geçiyorum. Yani. Geç bakalım ne yapalım bir yerden. Bak ayıp sen misin ya? Ay kardeşim benim ya. Uzun zaman oldu yurt arkadaşım. Nasıl bir misin ki ya aşkım? Sen nasılsın? İyiyim vallahi ne yapalım ya. İş olayını ne yaptın? İş olayını hallettin mi? Yok be kardeşim ya. Tecrübe elemanlar olur. 10 yaşında tecrübe mi olur ya? Yapma be. Kardeşim ben de sana bir şey söyleyeceğim ya. Buyur. Kardeşim çok açtı. Param var. Yok be kardeşim ya. Bende de yok işte. Şurada da mısır vardı. Canım bir çekti, bir çekti. Ulan yapma ya. Ne yapsak, ne yapsak arkadaş, ne yapsak ya. Aa, buldum. Ne? Ya senin şu eski numara vardı ya. Anlamadım. Hani şu sarı krizi geçiriyordun, sarı krizi geçirmiş gibi yapıyordun. Yerlerde yuvarlanıyordun, titriyordun. Biz para topluyorduk milletten. Eskin artık o be ya, tutmuyor. Ya oğlum bir deneyelim belki tutar ya. Hadi. Öyle mi diyor? Hadi hadi yap yap. Hadi belki tutar. Beşe bas, beşe. Çorap mı öyle?
Kestik, kestik işte ya. Ömür boyu değil. Bence artık bu süre bitti. Ben ameliyat olacağım.
Senin de artık gitmen gerek. Ece, bak bu topuklarını yeni aldım biliyor musun? Bir de bazı yeni formalar aldım. Bunları bir denemeliyiz ha. Ne dersin? Devam. Bak vazgeç, bırak bırak ya. Ağret olma. Ne gerek var Ece? Biz seninle bir sorun yok. Ben artık iyileşmek istiyorum. Ne?
gelebilirim. Ece, aklına çok güzel bir fikir geldi. Benim bisikletim gibi senin bisikletini süsleyelim mi? Hadi Ece, sizlere gidiyoruz. İsteyin. Epilepsili çocuklar yani travmalardan kaçınmak suretiyle, tedbirli olmak suretiyle spor dallarının pek çoğunu gerçekleştirebilir. Ayrıca şunu da unutmayalım ki bunlar onların sosyal hayatına katılan çok önemli değerler ve çok önemli aktivitelerdir. Görüyorum ki oldukça kapsamlı bir CV'niz var ama kendi
anlamadıysam galiba epilepsi tedavisi görüyorsunuz ha? Evet, tedavi görüyorum ama artık bu hastalık benim için bir engel değil. Ama şimdi canım, yani bizim sizin için düşündüğümüz departman en ufak bir hatayı bile kabul etmez. Yani yapacağınız en küçük bir sorun, kusur bile bütün şirketi etkileyecektir. Anladım, merak etmeyin. Ben yazım konusunda yeterli eğitim aldım ve oldukça donanımlıyım. Ama şimdi yani bu, yani sizin bu hassas durumunuz, yani bu işteki bu bölümü, bu departmanı oldukça etkileyecektir diye düşünüyorum. Bakın, ben ilaçlarımı zamanında kullanıyorum. Üstelik uzun süredir nöbet geçirmedim. Küçük ışık boşalmaları haricinde hiçbir sorunum yok. Onlar da yaşam kalitemi etkileyen şeyler değil. Şimdi Ece Hanım, yani bakın mesela uçak yolculuğu yapmak, sonra ne bileyim arabayla uzun yolculuğa çıkmak, şey toplantılara gidip orada sözcülük yapmak gibi görevleriniz olacak. Bunlara hazır mısınız? Anlıyorum. Uçakla seyahat edebilirim. Aynı şekilde arabada kullanabilirim. Bu da ehliyet mi? Şu ana kadar hiçbir cezai durumla karşılaşmadım. Toplantı konusuna gelince, onu daha sonraya bıraksak diyorum. Yani yine de ben diyorum ki Ece Hanım, sizi başka bir departmana göndermesek ha? Daha vasıfsız bir iş demek istiyorsunuz galiba. Epilepsilerin bir işe yaramayacağını düşünüyorsunuz, öyle değil mi? Hayır. Verdiğiniz düşük ücretle, kısık yaşam kalitesiyle yaşayıp gitmemizi istiyorsunuz. Kusura bakmayın ama sizi bu zevkten mahrum bırakacağım. Yok, öyle şey demedim. Bakın sizi üzdüysem özür dilerim Ece Hanım. Hayır. Beni hiç üzmediniz. Zaten ben kendimi bütün bakış açılarına karşı sağladım. Teşekkürler. Girerken bu durumu saklamıştım. Siz benden epey bir cesaretli çıktınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kutlu Ece Hanım. İşe alındınız. Çok teşekkür ederim. Uçak dairesinden randevu aldım. Gerekli evraklar da yanımda.
Nica için gün alalım. Hadi ne bekliyoruz? Bak saat kaç oldu? Hadi. Tamam. Hadi. Geç kalacağız. Şuna bak, evlenmeye benden meraklı. Hoşçakalın.